Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezinde hastalar binlerce yıldır süre gelen sülük, hacamat ve akupunktur gibi tedavi yöntemleriyle tedavi ediliyor. Yoğun ilgi gören merkez bölge illerine de hizmet verirken merkezde kullanılan akupunktur yöntemiyle zayıflama ve sigarayı bıraktırma seansları da uygulanıyor. Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alaaddin Polat, sülük tedavisiyle ilgili hasta üzerinden uygulamalı olarak bilgi vererek ülke olarak bu tür tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanmakta biraz geç kaldıklarını söyledi. Nefes al. Tamam. Bir tane daha takıyorum. Nefes al. Tamam. Biz ülke olarak biraz geri kaldık belki. Çünkü organize bir şekilde bu iş yapılmadı. Sağlık Bakanlığı bu işe el attı ve bunların eğitimlerini veriyor. Bu işi artık tıp hekimlerinin yapması, tıp hekimlerinin eliyle vatandaşa uygulanması konusunda çalışmaları başlattı. Uzun zamandır, en az 3 yıldır ciddi bir şekilde bu konuda sertifikalı hekimler yetiştirildi. Biz de Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde GETAT Merkezi adı altında şu anda akupunktur, hacamat, kupa ve sülük tedavileri başladı. Tabii akupunktur çok eski bir tedavi yöntemi. Akupunkturda temel şey şudur, yani temel mekanizma şudur. Vücuttaki chi denilen bir enerji, yaratılışta var olduğuna inanılan bir enerjinin bazı kanallardan geçerken tıkanması, artması ya da bir şekilde engellenmesi. Bu çevresel şartlar olabilir, kişinin kendi yediği besinler olabilir. Bu tür etkenlerle bu çiğ enerjisinin dağılımı tıkanmış oluyor. Biz akupunkturla bu enerjiyi tekrar düzenliyoruz. Bu enerjinin tıkanması sonucunda hastada değişik belirtiler olduğu öne sürülüyor. İşte migren, ağız kuruluğu veyahut da birbiriyle bağlantısız birçok belirtiler ortaya çıkabiliyor. Aslında bu belki de bir kanalın aşırı çalışması ya da bir kanalın bir yerde tıkanması sebebiyle oluyor. Şimdi Malatya'da ve Türkiye'de tabii bir ihtiyaçtı bu. Malatya'da böyle bir şey yakın zamana kadar çok iyi bilinmiyordu. Ancak biz Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu merkezi açarak hem kanıta dayalı uygulamalar hem de halkımızın bu yoğun talebini yerine getirmek için bu merkezi kurduk. Çalışmalarımız bu yönde ilerleyecek. Gelen taleplere göre de tabii ki biz geleneksel tedavi yöntemlerimizi de arttıracağız. Yani çeşitlilik katacağız buna. Değişik şu anda alanlarda arkadaşlarımız eğitime gidiyorlar. Apiterapi dediğimiz arı tedavisi, daha çok değişik farklı bitkisel tedaviler konusunda da arkadaşlarımız eğitim alıyorlar. Akupunkturun etkili olduğu asıl halk arasında aşırı kilo yani iştah kesmek ve sigara bağımlılığından kurtulmak için daha çok ön plana çıkmış. Bu medya tabii bu konuda çok ciddi bir bilgi oluşturduğu insanların kafasında. Ancak asıl akupunkturun etkili olduğu alanlar ağrılı durumlardır. Bel ve sırt ağrıları, fibromiyalji dediğimiz uykusuzluk yapan, sabah uykudan çok yorgun uyanan hastalarımızda çok ciddi katkıları, çok ciddi faydaları var. Ancak akupunktur uygulanan hastalara biz kesinlikle tıbbi tedavilerini sonlandırmıyoruz. Tıbbi tedavilerine yani ilaç tedavilerine devam ettiriyoruz. Biz çünkü tamamlayıcı tıp olarak yerimizi koruyoruz ve o şekilde bulunmak istiyoruz. Neler hissediyorsunuz? Yani hafif bir enerji şeyi var, karıncalanma olarak ama bir ağrı olmadı işlem uygularken. Rahatım, bir sıkıntım yok, umut ediyorum. Sigara konusunda daha çok fayda görmek istiyorum. Son dönemde geleneksel tıp daha çok ilgimi çekiyor. Hani çok sık da uğruyorum buraya. Hani destek amaçlı da geliyorum ama çok yoğun ilgi var. Hani araştırdıkça böyle daha çok şey öğreniyorsunuz. Tıbbın yanında farklı alanlar da oluyor. Hacamatla ilgili bilgi veren Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Evren Köse ise geleneksel tedavi yönteminin uygulanan hastalar üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Hacamat kan aldırmak demek, Arapça bir kelime, Türkçe kupa tedavisi olarak gözüküyor.
akupunktur noktalarına denk gelecek belli yerlerden kupayla vakum uygulayarak önce alanda bir kan toplanmasını sağlıyoruz. Ardından steril bir sürü ya da jiletlerle küçük bıçak darbeleri yapıp kanın boşalmasını sağlıyoruz. Hacamat tedavisi eski Mısır Çin tıbbında itibaren uygulanır. İslamiyet'e baktığımız zaman İslam tarihinde bu olarak kullanılmış, peygamberimizin tavsiye ettiği bir tedavi. Akupunktur tedavisi başladı. Fitoterapi tedavisi başlayacak. Sertifikanın gelmesini bekliyoruz hocamızın. Bir tane daha alalım. Yedim. Biraz acıyabilir. Hastanemizde şu an hali hazırda hacamat, tıbbi sülük ve akupunktur uygulaması yapılmakta. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemizde. En kısa sürede fitoterapi ve hipnoz tedavileri de başlayacak. Hocalarımızın sertifikalarının gelmesini bekliyoruz. Yine bunun haricinde eğitim vermeye başlayacağız. Hacamat ve sülük eğitimleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan onayımızı aldık. Hacamat tedavisi. Kupayla ciltte belli noktaların özellikle tabii rastgele olmayan akupunktur noktaları gibi belirli noktaların vakumlanması ardından steril jilet ya da bistürü ile küçük çizikler açılarak tekrar vakumlanarak kanın toplanması yapılan birçok çalışmada bu toplanan kanın içerisinde vücuttan atılamayan ağır metaller ve toksinlerin olduğu tespit edilmiş. Biz de zaten ünitemizde bu tarz çalışmalara başlayacağız. Bilimsel çalışmalar yapacağız. Bu noktada hacamatın tedavileri konusunda. Hacamatı biz 3 ayda bir normal, herhangi bir şikayeti olmayan genel rahatlama amacıyla gelen insanlara 3 ayda bir öneriyoruz. Ama belli bir tedavi planındaysa ayda bir. Daha kısa sürede uygulamıyoruz. Sülük tedavisi 2-3 günde bir, 15 günde bir hastanın durumuna göre değişmekte. Tabii hastalar gelmeden önce laboratuvarda bir takım kan tekrileri yapılması gerekiyor. Kullandığı ilaçlar varsa bize bildirmesi lazım. Oluşabilecek bir takım yan etkileri, özellikle sülük tedavisinde kaşıntı, kızarıklık gibi onları da kendilerine anlatıyoruz. Telaş etmemeleri gerektiğini ifade ediyoruz.